Saatlerimiz 13.45'i gösteriyor. Şimdi de telefon hattımızda Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Sayın Bilal Eren var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biraz soğuk algınlığı durumu mu var sesinizde? Evet, biraz öyle. Biz de evet. O grip furyasına katıldık yani. Doğru. İlla ki herkesi bir yokluyor. Şöyle bir yokluyor. Uygun zemin bulursa yerleşiyor, rahatına bakıyor, ayaklarını uzatıyor. Eğer savunma sistemi güçlüyse bir başka kurban aramak için yoluna devam ediyor. Aynen, sosyal medya bağımlılığı gibi değil mi? Aynen, evet, bravo. Sözü derhal oraya getirdik. Evet, sosyal medya gerçekten çok önemli bir bağımlılık. Her şeyin bağımlılığı kötü ama sosyal medyanın daha bir farklı, çünkü daha geniş, daha derin bir mecra, daha yeni, teknoloji destekli. Dolayısıyla o biraz daha tehlikeli galiba. Buyurun, evet. Neler paylaşacaksınız bugün bizimle? Evet, bu bağımlılık çözümleri de maalesef sorunlar çıktıktan sonra geliyor. Yani hukuk. Tabii. Deneme yanılmayla. Evet, yani öyle geliyor maalesef. Bir problem başımıza geliyor, toplumsal veya bireysel, sonra onun çözümleri için konuşuyoruz. Geçen hafta bu çözümlerden birini konuşmuştuk. Ben programda aktarmıştım. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nden evet. Bir uzman arkadaş gelecek. Siber güvenlik uzmanı. O programda çıkan 4 tane çıktı var. Ben onları dinlemeyen izleyicilerimiz için paylaşayım istiyorum. Lütfen. Çok önemli çünkü. Lütfen. Bu yetkili arkadaş Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nden, Mücadele Şube Müdürlüğü'nden arkadaşımız 4 tane bize öneri yaptı. Bir tanesi, mutlaka telefonlarımıza ve bilgisayarlarımıza bir antivirüs yazılımı kurmamızı önerdi. Bu konuda hem ücretli hem ücretsiz birçok seçenek var. Marka vermedi ama bunu mutlaka edinin. Çünkü bu konuda bilgisayarlara çok sızan virüslerden bahsetti. İkincisi, bu ara phishing dediğimiz oltalama, yani balıkçılığın oltalamasından geliyor bu terim. Oltalama mailler atılıyor dedi. Ne demek? Örneğin X bankası, Y markası veya C şirketinin arayüzü gibi, onlardan geliyormuş gibi e-mailler onlara benziyor ve onları, işte size bir mesajımız var, size bir kampanyamız var, İşte şu bilgilerinizi güncellerseniz bu hediyeyi kazanacaksınız gibi e-maillerle, e-postalarla bu linklere tıklamamızı sağlıyorlar ve tıkladıktan sonra bilgisayarınıza bir virüs yerleştiriyorlar ve bilgilerinize sahip oluyorlar. O e-maillere dikkat etmek lazım, kontrol etmek lazım dediler. Üçüncüsü, şifrelerinize, internetteki kredi kartı şifrelerinize, bankacılıkla alakalı, internet şubeyle alakalı şifrelerinize, hatta sosyal medya ve e-posta e-maillerinizi dikkatli kullanmamız. Yani bu e-mailleri, şifreleri seçerken karmaşık ve basit şifreleme metotlarıyla seçmememiz konusunda uyardı. Özellikle internet bankacılığını kullanırken, bu bankacılık hesabına girerken 3D, yani 3D Secure dediğimiz SMS ile onaylama servisinin de hizmetini veren ve servisini veren bankalarla çalışmamız gerekiyor. Yani internet bankacılığına giriyoruz, kredi kartıyla veya bir işlem yapacağız. Cep telefonumuza SMS atan kredi kartlarıyla işlem yapmamızı önerdi. Böyle çok hani hayatımızı etkileyecek önemli uyarılarda bulundu. Herkesin dikkat edebileceği hususlar. Evet. Bu konuda çok vaka geliyor ve ilginç bir şey söyledi. Bana bir şey olmaz diyenlere daha çok sağlıklı söyledi. Daha çok söyledi. Geliyor. Yani o yüzden bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Bu konuda dikkat edin. Dikkatlerimizi çekti. Ben onları tekrar aktarmak istedim. Çok iyi. Haberlere gelince, geçen haftanın başından bu haftaya, işte bugüne kadar değişik şeyler oldu. İlginç. Mesela Avrupa Komisyonu Facebook hesabımızı kapatın gibi ilginç bir çağrıda bulundu. Nasıl yani? Bu işte NSA dediğimiz Amerika'nın gizli, işte FBI gibi haber alma teşkilatlarının Facebook ve WhatsApp gibi şirketleri zorladığı ve bunların bilgilerini bir şekilde istediği haberlerin yayılması üzerine Avrupa Komisyonu temsilcisi Şima, Facebook için bilgilerinizi Amerika yönetimi görsün istemiyorsanız hesabınızı kapatın uyarısında bulundu. Tabii çok enteresan. Bomba gibi düştü. Evet. Yani böyle bir uyarıyı Avrupa'nın yapması ve Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkilinin yapması ilginç. Tabii tepkiler de oldu, destekleyenler de oldu. Ama tabii üzerinde konuşulması gereken bir şey. Biz de her zaman söylüyoruz, yani bu şirketler ortak çalışıyor. İstihbarat teşkilatlarıyla bilgilerinizi filtreye koyun, her şeyi koymayın diye zaten söylüyoruz. Yani aslında siber çağda pek gizli diye bir şey kalmıyor normal insanlar için, değil mi? Yani evet. Baktığınız zaman.
mahremiyetimizi oraya koyuyoruz, hem de isteyerek koyuyoruz. Ve bunun üzerinden çeşitli tabii veriler orada birikiyor ve bunları analiz eden bir sürü insan var. Yani stratejik olarak kullanılabilir, kurumsal olarak burada burayı açmamak, kullanmamayı önermiyoruz. Ama paylaşımlarımızı yaparken mahremiyet çizgisine dikkat etmek lazım. Yani evet. Tatil fotoğrafımızı, cep telefonumuzu. Tabii. Bunu sadece bizi tanıyan dostlarımızın, güvendiğimiz insanların göreceği düşüncesi çok safiyane bir düşünce. Evet, aynen öyle. Gözden uzak tutmamak çok gerekiyor. Bravo. Yani o mahremiyet önemli. Bu sosyal medyada paylaşmamak gerekir diye düşünüyoruz. WhatsApp'ta bir özellik geldi. Bu da hayatımızın çok içine, dibine geldiği için WhatsApp özellikle. Eğer her akıllı telefon kullanırsam hemen kullanıyor. Şimdi sesli arama özelliği de geldi. Yani trafikte çok kazalardan kazalı olmaya başladı bu konuda. Yazma külfetinden kurtuluyoruz ve direkt ücretsiz internet paketimiz varsa birbirimizi arayabileceğiz. Yani WhatsApp'ın öyle bir özelliği şu an Android kullanıcıları için geldi. Bir uygulama indiriyorsunuz ve ben sizi WhatsApp'ta zaten konuşuyorsak sesli olarak arayabilirim. Oo, hattımız düştü. Evet, olabilir. Canlı yayının cilveleri, telefon hattının cilveleri. Bilal Eren tam WhatsApp'tan sesli aramadan bahsederken benim hattım düştü görünüyor. Kenan, sende durum nedir? Hemen bir kontrol edelim isterseniz. Evet, enteresan bilgiler var. Paylaşalım tekrar radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Siber suçlarla ilgili yetkililer diyorlar ki 1. Telefonlarınıza ve bilgisayarlarınıza mutlaka antivirüs programı koyun. 2. Oltalama maillerine İtibar etmeyin, size hediye vereceğiz. Tıklayın şu linke. O linke tıkladığınız zaman bilgisayarınıza pekala virüs bulaşabiliyor. Ve özellikle internet bankacılığı kullanıyorsanız, internetten alışveriş yapıyorsanız şifreleriniz karmaşık olsun. Ve mutlaka SMS onaylı, yani SMS'inize bir bilgi gelecek. O bilgiyi siz girerek işleminizi tamamlayabileceksiniz. Bu kapsamdaki sitelerden alışveriş edin, bu kapsamdaki internet şubelerini kullanın diye uyarıyorlar sayın Bilal Eren, bizlerle paylaştı bu bilgiyi. Bu arada sanıyorum tekrar hattı bağladık. Bilal Bey, evet. Hattayım. Tekrar tamam. Azizliğine uğradık. Evet. bu FBI ile bir alakası olabilir mi bu kesintinin? Yani umarım olmaz ama bu geçen gün yaşadığımız elektrik kesintisinin o konuyla da alakalı bilgi verecektim. Bu kesintinin bir siber saldırı olup olmadığı konusunda. Evet, akla geldi. Bakan da gene açıklama yaptı. Yani bunlar mümkün. SCADA dediğimiz bazı yazılımlar var, elektrik şebekelerini yöneten. Ve bu yazılımlara ulaştığınız zaman Türkiye'nin değil tüm dünyanın elektriğini kapatabilecek, prizleri, evinizdeki prize kadar ulaşabilecek bir güce sahip oluyorsunuz. Yani bunlar hep hayatımızda olan şeyler. Bu konuda da Emniyet Genel Müdürlüğü TÜBİTAK bir işbirliğiyle girdi. Bu konuda siber güvenlik ve SCADA işbirliği böyle bir haber de geldi. Yani elektrik kesintisinden önce vardı bu haber. Tam üstüne gelmiş oldu. Bu konuda çalışmalar yapılacak. Fakat ne kadar enteresan bir çelişki değil mi? Bir yandan teknoloji hayatımızı bu kadar kolaylaştırıyor, hız anlamında bizi bu kadar uçuruyor. Ama eski yöntemlerle kıyaslandığında öyle sinir uçları, öyle yumuşak noktaları var ki o durumlarda son derece korumasız hale getirebiliyor. Bir anda her şeyi küçük bir müdahale ya da saldırıyla çökertme imkanını da beraberinde getiriyor. Güvenlik açıkları oluşturuyor. Evet. Ve bu konuda yeni bir strateji ortaya koymak gerekiyor. İnsanlar artık belki nükleer savaşlar veya artık hani yüz yüze savaşlardan çok siber savaşlar. Siber savaşlar olacak ve ülkeler bireysel olarak veya kurumsal olarak böyle bir strateji, böyle insanlar yetiştirecek, böyle iş alanları doğacak. Tabii şimdi ülkeyi bir düşünsenize, bir ülkeyi bombaladınız, kaç bomba atar, kaç yeri tahrip edersiniz. Ama elektrik sistemini 24 saat iptal edin, dünyanın bombası günlerce bombalamışçasına hasar veriyorsunuz her anlamda. Her anlamda. Öyle. Metrolar çalışmadı. Tabii, ameliyatlar yapılamıyor, aşılar bozuluyor. Ekonomik olarak muazzam geri dönülmez zararlar meydana geliyor. İşte milyarlarca dolarlık bir faturadan bahsediliyor. Doğru, aynen öyle. Kaldı ki en fazla maksimum 8 saatlik bir kesintiydi. Ki bu ilk anda ortaya çıkan zararlar. Dolayısıyla siber saldırılar son derece önemli hale geliyor günümüzde. Evet, hayatımızı daha çok etkileyecek gibi. Bu konuda çok gündem yapacağız gibi. Evet. En son telefon bağlantısı kapatınca WhatsApp'ın bir özelliğinden bahsetmiştik. Artık telefon görüşmeleri de yapabileceğiz. İnternet paketinden. Tabii operatörler çok kızacak buna muhtemelen. Tabii. Çeşitli şeyler çıkacak. Gene Fransa'dan bir tartışma, ilginç bir tartışma. Restoranttaki yemeğin fotoğrafını paylaşmak ahlaki mi tartışması
yapılıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden. Fransa'nın iki tane ünlü gurmesi ve işte bu konularda yemek kültürü konusunda çok ünlü iki kişi. Bir tanesi Fransa'nın güneyinde Gilles Guyen diye bir restoran sahibi olan kişi. Sofraya koyan yemeği fotoğrafını çekmenin görgü kurallarına aykırı olduğunu ve bu sürpriz unsurunu ortadan kaldırdığı için bir anlamda şef olarak kendisine ait olan telif haklarını çiğneyenleri savunmuş. Ha, iki yönü var. Yani bir toplumsal ahlak, adab-ı muhaşeret yönünden görgüsüzlük ve başkalarının da canının çekmesi ihtimali. Bir de yapan kişinin, sanatçının ya da o ürünü ortaya koyan kişinin haklarına bir müdahale. Evet, benim yaptığım bir ürünü sen çekemezsin benden izin diyor ve senin haklarını çiğnendiğini düşünüyor. Evet. Bunun üzerine de menüsünde şöyle bir şey eklemiş: fotoğraf makinesi kullanmak yasaktır. Çok güzel. Menüsüne bunu eklemiş. Çok güzel. Hani buraya giren bu kurala uymak zorunda gibi. Çok güzel. Böyle bir tartışma başlamış. Hani gerçekten bunu çok yapıyoruz. Ama belli ölçüde de müşteri kaybedecek. Çünkü Instagram meraklıları gittikleri bir restoranda bu kadar güzel bir sanat eseriyle karşılaştıklarında bir şeyler onları rahatsız edecek. Ben bunu paylaşmalıyım diye. Evet, aynen öyle. Yani böyle bir tartışma başlamış. Aha. Aslında güzel de biz çok seviyoruz çünkü bu konuda. Mekancılık kültürümüz var. Yani bir mekan müdavimliği, bunları paylaşma isteği insanın ruhunda, psikolojisinde de var belki. Böyle bir tartışma var Fransa'da. Sosyal medyada paylaşan müşteriye karşı cephe aldı diye. Tabii bunu eleştirenler de olmuş. Bu güzel bir haber olarak hepimizi ilgilendirdi. Gene ülkemizden bir haber var. Son haberimiz olsun. Tamam, çok güzel bir haber. E-Devlet Türkiye kapısı bir kararla, yeni bir kararla 2015-2018 bilgi toplum stratejileri kapsamında daha çok tweet atarak, yani sosyal medyayı daha iyi kullanarak bize bu devlet kapısıyla alakalı, servislerle alakalı bilgi verecek, sorunlarımızla alakalı çözümler üretecek ve kişisel olarak da bireysel olarak da mail atacak, tweet atacak. Örneğin sizin trafik cezanız var. Böyle bir karar alınmış ve bunu uygulayacak. Bunun detaylarını yarın TRT Radyo 1'de TÜRKSAT Genel Müdürü Profesör Doktor Ensar Gül Hoca ile konuşacağız. Tamam. Dinleyicilerimizi bekleriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bugünlük. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.